Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu's Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, iyiliği teşvik, kötülükle mücadele. Yani emri bil maruf ve nehyanil münker. Sıradaki hadisimiz 195 no'lu hadis. An Ebi Bekrin As-Siddiqi radıyallahu anhu. Ebu Bekir As-Siddiq'tan radıyallahu anh, Allah'a sevecelle kendisinden razı olsun. Hazreti Ebu Bekir'den geliyor bu rivayet. Her ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteliği çok olsa da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşadığı zaman dilimi az olduğu için rivayetlerde kendisine sıklıkla rastlamayız. Yani çok sayıda rivayeti yoktur. Bunun bir sebebi de Resulullah'tan sonraki dönem itibariyle yönetimi üstlenmiş olması ve yönetimle yoğun şekilde meşgul olmuş olması. Böylece ilim sürecine ayrıca vakitten yoksun kalmış olması. Dolayısıyla en çok rivayet edenlerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte vakit geçirmiş, özellikle genç yaşında vakit geçirmiş, gördüklerini, duyduklarını güzelce belleyip kavramış, sonrasına da uzunca bir zaman yaşayabilmiş, dolayısıyla sonraki kuşaklara bunu aktarabilme fırsatı bulabilmiş olanlar. Hazreti Ebu Bekir'de Resulullah'la olan birliktelik olmasına karşın Resulullah'tan sonraki süre son derece kısa ve yoğun bir meşguliyet üzere olduğundan Hazreti Ebu Bekir'den gelen rivayetler belli bir sayıda kalmıştır. Okuduğumuz bu rivayette onlardan bir tanesi. Kâl dedi ki, ya eyyuhannâsu, ey insanlar, innekum tekraûne hâzihil âyete, siz bu ayeti okuyorsunuz. Ya eyyuhallezîne âmenû, estaizu billah, ey iman edenler, yahut ey iman etmiş olanlar, aleykum enfusekum, kendinize odaklanın, kendi sorumluluğunuzu üstlenin. Aleykum enfusekum. Kendinizi önceleyin veya kendi sorumluluğunuza sahip çıkın. Aleykum enfusekum. Evvel emirde kişinin kendisiyle alakalı olarak iyiliklerini çoğaltması, yanlışlarını azaltması, Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğunu gözetmesi. Bu önce kendin. Dolayısıyla ayet kişinin kendi sorumluluğunu birincil olarak kendi ekseninde kurmasını tarif ediyor. Çünkü bunu kurup tayin etmedikçe çevresine bunu yayması, örneklemesi, güzel bir şekilde temsil etmesi de mümkün olmaz. La yadurrukum man dalla. Dalalete sapan bir kimse size zarar veremez. Yani siz kendinizi ıslah ettiğiniz, kendi iradenizle kendinizi, dolayısıyla kararlarınızı ve tercihlerinizi doğru yönettiğiniz sürece başkalarının dalalette olması size zarar vermez. Bu çokça sorulan bir sorudur. Yani ben istikamet üzere olmaya çalışıyorum ama toplum çok kötü, çevrem çok kötü. Dolayısıyla onlar beni yutacaklar. Cenab-ı Hak güvence vermiş gibidir. Siz kendinizi doğru yönettiğiniz sürece başkalarının dalalete gitmesi size zarar vermez. Siz kendi sorumluluklarınıza odaklanın. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle dedi ki, İdahtedeytum. Siz hidayete tutunduğunuz sürece, yapmanız gerekenleri yaptığınız sürece, siz size düşenlere bakın. Bana ne düşüyor? Öncelikle doğruları öğrenmem ve yanlışları da öğrenmem. Sonra hayatımda bunları tatbik edip doğruları gerçekleştirmem ve yanlışlardan uzak durmam. Sonra da bunu çevreme paylaşmaya çalışmam. Bu da benim sorumluluğum. Ama buna rağmen ben bunları yaptığım halde başkalarının dalalette ısrarla
kötü istikamette gitmelerinin artık bana bir zararı yok. Ama ben bana düşenleri yapmaz isem ki öğrenip yaşadığım ve başkalarıyla paylaştığım çerçeve bunların hepsi bizim sorumluluğumuz, kişiye düşen sorumluluklar. Bazıları başkalarına hatırlatmayı kişinin sorumluluğu olarak görmüyor. Ve ayeti kerimeyi de yanlış anlıyor. Yani siz kendi yapmanız gerekenleri, işte ibadetlerinizi yapın, başkaları ne yapıyormuş hiç umursamayın, size bir zararı olmaz. İşte bu yanlış anlamayı düzeltmek için Hazreti Ebubekir As-Sıddık radıyallahu anh, "Ey insanlar, siz bu ayeti okuyorsunuz." diye onları uyarmış. Demiş ki, "Ve inni semi'tu Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem." Halbuki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim. "Yekulu," diyordu ki, "innen nase," muhakkak insanlar, "izâ ra'avu zâlima," zalimi gördüklerinde, "felem ye'hudu alâ yedeyhi," onu zulmetmekten alıkoymaya çalışmazlarsa, "evşeke en ya'ummahumullâhu bi'ikâbin minhu," çok geçmez yakın bir zamanda Cenab-ı Hakk'ın cezasına uğrarlar. Dolayısıyla ayet size, siz sadece kendi özelinizde ibadetlerinizi yaptınız, başkalarının hangi yanlışı yaptığı, hangi kötülüklere el attığı, hangi zulümleri işlediği, her ne kabahat varsa Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı, buna dair tepkinizi ortaya koymazsanız ayeti yanlış anlamış olursunuz. Resulullah öyle demedi. Dolayısıyla ayette ifadesini bulan, "üzerinize düşeni yapın, siz size düşeni yapın, siz hidayete tutundukça," dolayısıyla hidayetin gerektirdiği her ne varsa, ki İmam Nevevi bu hadisi buraya koyarak emri bil maruf ve nehyanil münker de hidayetin gerektirdiği bir şeydir. Yani kişinin üzerine düşen bir sorumluluktur. Topluma karşı yapması gereken bir şeydir. Bu da onun sorumluluklarının bir parçasıdır. Bunları tamamıyla yaptığı zaman başkalarının dalalete gitmesinden artık sorumlu olmaz, bundan zarar da görmez. Bu bakımdan evet, kimsenin tercihine müdahale edecek, tercihini cebren şu istikamette yahut bu istikamette yönlendirecek değiliz. Buna hakkımız yok. Çünkü la ikraha fiddin, dinde Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğu hem kabul etmek hem icra etmek hususunda kimseye bu anlamda bir cebir uygulayacak değiliz. Tecessüs de edemeyiz. Ama gördüğümüz, ortaya çıkan, dışa vurulmuş, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun düşmeyen halleri, davranışları o insanlarla en güzel bir üslupla paylaşmak ve hatırlatmak bizim kendi sorumluluğumuz ve kendi hidayetimizin bir parçası. O yüzden اِذَا تَدَيْتُمْ, siz hidayete tutunduğunuz sürece anlattınız, açıkladınız, ifade ettiniz, güzellikle hatırlatıyorsunuz, vazgeçmiyorsunuz. Buna rağmen yapıyor, لَا يَدُرُّكُمْ, size bir zararı olmaz. Buna rağmen yapıyorsa artık onun size bir zararı olmaz. O yüzden Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ayeti yanlış anlayıp kimsenin hali durumu sizi ilgilendirmez kabilinden, siz kendi namazınızı kılın, kendi ibadetlerinizi yapın, kendi doğrularınızı yaşayın, başkalarında gördüğünüz ve yanlış olarak değerlendirdiğiniz hususları onlarla iletişime geçerek ifade etmeye kalkışmayın biçiminde toplumsal refleksi, yani bunu otokontrol diyoruz, öldürmeye yönelik şeytani bir adım demek ki başından beri varmış. Böylece insanları tepkisizleştiren, kötülüğe karşı duyarsız kitlelere dönüştüren, böylesi toplum artık kendi arasındaki o sevgi bağını da kaybettiği için bireysel bir topluma dönüşecektir. İşte şeytani planın bugün global dünyada bireysel toplumlar üretmek, belki ona toplum bile diyemeyiz artık, birbirlerinin ne iyiliğinden ne kötülüğünden rahatsız olmayan, artık sokakta görse can havliyle bir zulmü aşikar işlendiği yahut bir kimsenin perişan bir halde, son derece sıkıntılı bir hale düştüğü duruma dahi tanık olsa, duyarsızlık
öyle bir kuşatmış ki onları, gördüğü halde görmezden gelip yoluna devam edebiliyor. Bu duyarsızlık hali, bu düzeydeki bir bireysellik artık vahşete dönüşmek üzere. Batı toplumlarında artık alıp başını gitmiş ve çoğalmış bulunan bu yozlaşmanın bizim ümmetimize ve Müslüman toplumlara sirayet etmesine karşın güçlü bir tepki ortaya konulması gerekir. Merhum şair siper et gövdeni dursun demiş. Dursun bu hayasızca akın. Her yönüyle, hayatın her yönüyle insanı duyarsızlaştıran ve Cenab-ı Hakk'ın Ademoğlu olarak ona lütfettiği, ona değer verdiği hususlardan yalıtmaya ve onu hayvani bir düzlemde çirkinleştirmeye çalışan her türlü ahlaki faziletten sıyırmaya ve yoksun bırakmaya yönelik bu şeytani çabaya karşı sarılabileceğimiz, tutunabileceğimiz en önemli sorumluluğumuz emri bil maruf ve nehyanil münkerdir. Yapmazsak ne olur? Başkaları yaptığıyla kalır. Bize bulaşmaz sanırsak, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh böyle düşünenleri ve bu yaklaşımlarını bu ayet üzerinden temellendirmelerini reddetmiş, kabul etmemiş. Demiş ki bakın Allah'ın Resulü diyor ki böyle böyle. Dolayısıyla diğer ayetlerde ve Resulullah'ın sünnetinde temel bir sorumluluk olarak gördüğümüz emri bil maruf ve nehyanil münker vazgeçilmez bir esastır müminlerin hayatında. Okuduğumuz bu rivayeti Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai rivayet etmişler. Ravahu Ebu Davud'a ve Tirmizi'yü ve Nesai'yü bi esanide sahihatin. Hepsi sahih isnatlara sahiplermiş. Ne var ki bu rivayetin bu şekliyle İmam Buhari'de yer almadığını da anlamış oluyoruz. Hatta İmam Müslim'de de yer almadığını, dolayısıyla o düzeyde sahih rivayetler olmadıklarını aynı ifadeden anlamış oluyoruz. Çünkü şayet Buhari'de olsaydı yahut Müslim'de olsaydı İmam Nevevi onları zikrederdi. Buhari'de var diye haber verirdi. Orada olmadığı için Ebu Davud'dan, Tirmizi'den ve Nesai'den vermiş rivayeti. Bu okuduğumuz rivayetle birlikte bu bölümün de sonuna gelmiş olduk. Böylece iyiliği teşvik, kötülükle mücadele bahsinde, yani emri bil maruf ve nehyanil münkerle alakalı olarak İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin'de sıraladığı hadisleri tamamıyla okumuş olduk. Bir sonraki hadis sohbeti programımızda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.